Şimdi öncelikle şöyle bir şey rica edeceğim. Ben kaptırır giderim. O yüzden onun zamanını hatırlatmaya çalışın. İkincisi bazen de konuşmayı kaptırdığım için slaytları da unutabilirim. Aynı görsel çok uzun kalırsın ekranda. Onunla ilgili de beni uyarabilirsiniz. Fahrettin Hocam o kadar güzel bir giriş yaptı ki. Yani ben bir sunum hazırlamıştım ama onu dinlerken hazırladığım sunumun üzerine başka şeyler konuşmak ya da başka şeyler anlatmak da istedim. Özellikle de bu kadar çok genç gördükten sonra, şimdi önce biraz kendimden bahsetmek istiyorum. Aslında ben biraz önce bahsi geçen hikayeye benzer bir ürünüm. Ben bir bilim insanıyım, temel bilim kökenliyim. Bunun üzerine mühendislik ekledim. Daha sonra tıpta araştırmacılık ekledim. Daha sonra uluslar üstü kurumlarda kontrol, regülasyon, standartların belirlenmesi, akreditasyon gibi çalışmalar ekledim. Onun üzerine de kliniğe geçtim. Genetik bilimciyim ben. Aynı zamanda moleküler onkoloğum. Aynı zamanda biyoteknoloji uzmanıyım. Ve bu bahsettiğim alanların hepsinde çalıştım. 50 yaşındayım, hani nasıl yaptığını demeyin. 20 yaşında da üniversiteden mezun olmuştum. O yüzden bütün bunları yapacak vaktim oldu. Çoğunu Türkiye'de yapmadım. Çoğu zaman Türkiye'de de okumadım. Ama hep sonunda buraya döndüm. Buranın bir parçası olmaya çalıştım. Burada bir şeyler yapmaya çalıştım. Olabildiği kadar oldu. Bir nokta geldi, o noktada tamam ben burada daha fazla ilerleyemiyorum ya da ekleyemiyorum deyip tekrar tabiri caizse yurt dışına kaçtım. Orada biraz daha yukarı ya da biraz daha sağ ya da biraz daha sola gidip sonra tekrar buraya geri geldim. Şimdi biz Mehmet Bey'le konuşurken bu çalıştay için digital health yani dijital sağlık diye mi çeviriyor Türkçe'ye ve veri diye konuştuk. Sonra ben kavramsal olarak zaten bunu araştırırken aslında şöyle bir kafa karışıklığı olduğunu keşfettim. E-health dediğimiz mobil sağlık ile digital health dediğimiz dijital sağlık aynı şey değil. Mobil health ya da e-health dediğimiz şey mobil teknolojileri kullanarak geliştirilmiş sağlık teknoloji araçları ve uygulamaları. Digital olduğu anda işin içine aslında verinin kendisi de geliyor. Ve bu verinin içine genom verisi de eklenmiş oluyor. Hocam anlattı, bu insan genom projesi dediğimiz, yani bir bireyi oluşturan bütün DNA üzerindeki genlerin toplamının incelendiği bilim dalı, elindeki veriler ile, ki hatırlatıyorum bu verilerin hepsini bir seferde işleyemiyor. Neden? Siz bir kişinin eğer genomunu baştan sona okursanız terabayt düzeyinde bir data oluyor. Terabayt düzenindeki bir datayı alıp nereye koyacaksınız? En fazla bir bilgisayarı, hani iyi bir memorisi olan, bunu aloke edersiniz ama veri orada statik olarak durabilir. Çünkü bugünkü teknoloji, aramızda çok mühendisler olduğunu düşünüyorum, iyi biliyorsunuz ki terabayt düzeyinde bir datayı, terabayt düzeyinde başka bir datayla eş zamanlı karşılaştırarak analiz yapmak hali hazırda mümkün değil. O yüzden biz bu işi yapanlar, yani genomic science yapanlar, ne yapıyoruz? Veriyi cloud'a koyuyoruz mecburen. Ve cloud'da belli bölümlerini çekip bir referans ile karşılaştırıyoruz. Şimdi bu referansımız ne oluyor? Bu referansımız bütün dünyada genetikçilerin ortak kabul ettiği standart ya da ortalamayı temsil ettiği, kabul edilmiş bir tüm genom dizisi. Şimdi burada da gene hocamın söylediği bir şeye onu bağlayacağım. Mesela Türk Genom Projesi var, işte burada 100 tane kontrol normali belli edecek. Şimdi uzun seneler boyunca bizim dünyada referans olarak kullandığımız DNA diziliminde aslında şöyle bir hata varmış. Bizim referans olarak kullandığımız dizilimi çıkarttığımız kişi faktör 5 Leiden dediğimiz bir tek gen hastalığı var. Kanın pıhtılaşmasıyla ilgili. Zaten bunu taşıyormuş. Ve biz onu normal kabul etmişiz. Ve bütün okumaları ona göre yaptığımızda uzun süre
Yeni nesil sekanslama ile mesela bu kimcini 37'ye 36'ya karşılaştırdığınızda bu kişide faktör 5'lerden varyantı görüyorsunuz. Sonra daha böyle hani altın standartta san yerle tekrar bakıyorsunuz, yok. Hep böyle bir kafa karışıklığı olmuş. Sonra bunun ne olduğu anlaşılmış, herkese anlatılmış, herkes görünce artık biliyor ama bilmeyen mesela yeni bir tanı laboratuvarı kurmuş biri, ilk defa bu veriyle karşılaşan biri bu hikayeyi bilmiyorsa, aa hastanın faktör 5'i var mı diyor. Diyeceğim o ki, bu veri ve bu verinin standartı ya da referansı dediğimiz veri de hala gene bizim ürettiğimiz ve eğer bir normal arıyorsanız, normali çok kolay bulunmayacağı bir alan, çünkü kimin normali ya da neye göre normal? Bunun her zaman adını koymak mümkün olmuyor. O yüzden aslında sağlıkta da çok büyük bir paradigma değişikliğini şöyle yaratıyor. Gene biraz önce hocam bahsetti. Klinik araştırma dediğimiz bir hastalığa karşılık tedavi edecek, ilaç geliştireceksek işte onun bir usulü vardır, belli bir sayıda hasta toplarsınız, onları standartize edersiniz. Genetik bilimi öyle bir noktaya getirdi ki bizim bu en eşittir bir, yani klinik çalışmada sadece bir hastanın olduğu ilaç çalışmaları yapabilecek hale geldik. Dolayısıyla artık orada bir referans, bir standart, bir ortalama yok. Sadece o kişinin hikayesi var. Bu anlamda gerçekten olaylara bakış açımızı tamamen değiştirmemize gerektiren bir devrimin içindeyiz. Yani bu başlayacak değil, çoktan başladı. O yüzden de bu slide'ı koydum. Bu genomik çalışmalar, bilmiyorum bunu da belki daha da duymuşsunuzdur. Yaşam bilimleri aslında şu anda dünyada big data'ya en fazla veri sağlayan alan. Hem görüntüleme hem laboratuvar testleri ile, hani bu nesnelerin internetinden bahsediliyor, veriden işte çok fazla veriden, veri çokluğundan. Bir günde yaşam bilimlerinin ürettiği veri şu anda en yüksek oranda toplam big data girdisinde. Ve buradan çıkmış bu kavram precision medicine denilen dünyada ya da personalized medicine denilen. Türkiye'de bazen kişiselleştirilmişti, bazen kişiye özel tıp ya da bireysel, bilmiyorum başka neler yapacak, değişik Türkçe tercümeleri olabiliyor. Ya sonra da şöyle bir bence bir kavram gene kopuyor. Precision medicine'de personalized medicine tam olarak aynı şey değil. Bir tanesi daha böyle akılcı olarak hastanın tedavisini planlamak. Diğeri hastanın hastalık sürecini o kişiye özgü yürütmek. Burada bir rahat vardı gerçekten. Deniyordu ki bu genomik çalışmalar birdenbire hop her şeyi değiştirecek, her şey kişiselleşecek. Bu yerine geldi. Bu yerine gelmedi. Gelmedi. Çünkü elimizde çok fazla veri var. Ve veri şu durumda elimizde. Veri orada. Ama bizim onu alıp extract etmemiz, yani ayrıştırmamız, sınıflandırmamız, dağınık ve paralel olarak işlemimiz ve anlamlandırmamız gerekiyor. Şöyle bir şey okuyoruz. Burada okuyorsunuz. Tam olarak da zaten veri biliminin tüm araçlarına duyduğumuz ihtiyaç bu. Hem güncel olarak ama hem de retrospektif olarak burada, yani geriye dönük olarak, bu tabiri bilmeyen öğrenci arkadaşlarımız için böyle bir fırsat var elimizde. Neden? Çünkü bu genetik tarafı işin ya da genomik tarafı okey, biz orada ne yapıyoruz? Ben söyledim, ben bunu rutin her gün yapan biriyim. Biz hastanın sahip olduğu genetiğe bakıyoruz. Evet, yani fabrika ayarlarına. Yani kendisine has genetik özelliklerine. Sonra herhangi bir gerçekleşmiş hastalığı varsa, yani bir patoloji yaşıyorsa, aktif olarak o anda vücudunda neler değiştiğine de bakabiliyoruz. Yani biyokimyasal olarak bakıyoruz. Ve orada farklı farklı biyobelirteçler kullanıyoruz. Bunlar sadece protein düzeyinde değil, daha ileri düzeyde. DNA düzeyinde, RNA düzeyinde, mikro RNA düzeyinde belirteçlerimiz var. Hastalığın seyriyle ilgili bize bilgi veren. Okey, bu da elimizde. Peki başka? Başka görüntüleme yaptık. Görüntüleme verisi de elimizde. Okey, şimdi bunların hepsini anlamlandıracağız. Sonra aslında bizim ilk genetik testimiz var. Herkes için geçen aile hikayesi. Bir kişinin aile hikayesi
aslında zaten onunla ilgili belli bir genetik işaret taşıyor içinde. Bunu görebiliyor muyuz verilerin içinde? Bazen görebiliyoruz. Sonra bütün bu bilgiyi bir arada tutarken bu kişinin daha önceki geçmişi var. Daha önce başına gelenler, geçirdiği ameliyatlar, hastalıklar. Şimdi bu veri bir yerlerde duruyor. Bunların hepsi bir zaman bir yerde yapılmış arşivlerde. Bizim ülkemizin hiç bu belki olmayabilirsiniz ama çok da başarılı bir tıbbi arşivleme geleneği var. Çok eskilere dayanan. Ha bazen arşivleri su basıyor, bazen yangın çıkıyor. Yani bu ne diyeyim, fiziksel olarak var olan verinin bir kısmı kayboluyorsa da geri dönüp bunu analiz ederseniz orada bu hikaye de ortaya çıkabiliyorsunuz. Tamam, peki sonra biz bütün bunları bir araya anlamlı bir biçimde nasıl getireceğiz? İşte bütün bunları bir araya anlamlı bir biçimde getirmek için bu verilerin dijitalleştirilmesi lazım. Öyle değil mi? Zaten bizim mühendislerden bir beklentimiz de o. Bana öyle bir sistem getir ki benim elimdeki analog ya da el yazısıyla bile tutulmuş not biçimindeki bütün veriyi dijital bir kayıt haline dönüştüreyim. Sonra o dijital kayıtı öyle bir özelliği olsun ki ben farklı işletim sistemleri kullanan birimler arasında bunun transferini ve anlaşılabilirliğini sağlayayım. Yani cross-platform interoperability dediğimiz şey, farklı platformlarda üretilmiş farklı yapıdaki verinin anlaşılır, transfer edilir ve yeniden işlenebilir olması. Yani bizim raw data dediğimiz ham datanın elimizde bir yerde bulunuyor olması. Bu da büyük bir şey olacak dijitalleştiğinde. Biz bunu nereye koyacağız? Biz bunu nerede saklayacağız? Biz bunun güvenliğini nasıl sağlayacağız? Bütün bu bahsettiğim konular bugün dünyada birebir her gün düşünülen, tartışılan ve bunları çözmek için eğitim programlarının yeniden revize edildiği disiplinler arası girişimlerin desteklendiği bir büyük ihtiyaç. Yani sizler de hangi bölümlerde okuyor olursanız olun, bilin ki yakın gelecek bu işleri yapabilen gençleri arıyor. Yani mühendissiniz ve çok iyi data analizi yapabiliyorsunuz. Bu analizin yapabildiğimiz data bir EEG datası olduğu gibi bir VCF file'ında bir DNA okuma verisi de olabilir. Bunu becerebiliyor olmanız lazım. Yani kendi R script'inizi yazabiliyor olmanız lazım. Ben yazamıyorum mesela. Kendi adıma çok üzülüyorum. Çünkü bizim zamanımızda hani benim gençliğimde diyeyim işte daha C++ vardı, Python vardı falan. Ay çok sıkıcı, birine yaptırırız deyip geçmiştik. Utanç verici bir şey şimdi söylerken base duyuyorum. Nasıl da birine bunu yaptırırım deyip öğrenmek istememiştim. Şimdi de böyle iScript'ten ne beklediğimi biliyorum ama kendim asla yazamıyorum. Yazabilenleriniz varsa da her zaman onlara geçici dönemli asistan olarak alabilirim. Onlara gel ayarlayabilirim. Aklınızda bulunsun. Şimdi ne değişecek? Buraya yazdım, yazılı şeyleri okumayı da hiç sevmem. Siz zaten okumuşsunuzdur. Ne değişecek ve niye değişecek? Şöyle, insan genom projesi bize bir ön bilgi verdi. Nedir? Bir insanı oluşturan DNA'daki genler, o genlerin yeri ve o genlerin dizilimi. Ha biz bu genlerin hepsinin ne yaptığını biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Size açık açık söyleyeyim, bilmiyoruz. Bu genlerin hepsinin birbiriyle nasıl haberleştiğini de bilmiyoruz. Ayrıca bu genlerin ne bazıları için ne zaman, nerede, ne kadar çalışıyor, ne zaman susturuluyor bunları da bilmiyoruz. Ama bir o kadarında hali hazırda biliyoruz. Biliyoruz ve bazen kullanmıyoruz ya da kullanamıyoruz. Çünkü bunu kullanabilir olması için bizim dünyada da böyle bir zaten bir girişim var. Research ile yani araştırma ile kliniği birbirinden haberdar ve birbiriyle iletişim halinde tutmanız gerekiyor. Yani bu temel tıp bilimlerinin en büyük söylemidir. Kanıta dayalı, yani evidence based medicine.
Şimdi bu gelişmeler bizi öyle bir yere getirdi ki evidence based mi yoksa data based mi? Çünkü yani kanıt dediğimiz, evidence dediğimiz her şey zaten bir önceki ayakta aslında data idi. Öyle değil mi? O data belli bir yoğunluğa, belli bir sıklığa, işte bir takım karşılaştırmalara maruz kaldıktan sonra kanıta dönüştü ve biz dedik, aa tamam bu kanıtlardı, o zaman al. Ama bütün bu genomik çalışmalar bize giderek şu kapıyı açıyor. Ya bu tamam kanıt tabii ki her zaman gerekli ama yani senin elindeki data zaten bizim patient stratification dediğimiz zaten hastaları, sınıfları ayırıyor. Yani sen bırak hastalığı, hastaları bir ele aldığında bile onları aynı gruba sokmaman gerektiğini görüyorum. Dönüyoruz bu, en eşittir bir klinik araştırma. Yani benim verimim ya da benim hastalarımın sevimi Ayşe Hanım'a, Fatma Hanım'a karşılaştırıp bende de öyle olacağını varsaymak artık biraz demode. O yüzden bu data-driven research ve data-driven medicine yani tıbbı, datanın ileri götürüyor olması, araştırma ile datanın ileri götürüyor olması ve sonra da bu araştırma ile klinik arasında daimi haberleşme ağının kuvvetli biçimde kurulması. Bu olmadan olmayacak. Çünkü şurada gördüğünüz kavramları insan genomolojisini biliyorsunuz. High throughput sequencing dediğimiz şey bizim yeni teknoloji ile eskiden bir insan genomunu sekanslamak, işte değişik parçaları değişik laboratuvarlara dağıtıp seneler ve milyonlar tutarken şu anda yaklaşık 5000 dolara hepsini yaptırabiliyorsunuz. Yani 9 haftada falan da ilk raw datanız çıkıyor. Çıkamadık sonra anlamlandırması asıl problem. Bu da bizim bu genetik varyantlar ve popülasyon varyantları dediğimiz. Biz standart kabul etmiştik ya, standarttan farklı gördüğüm yer. Ben bunu bu kişiye özgü mü farklı görüyorum, tamamen ne bir şahsına bir nasıl. Bir hep hanıma özgü mü o varyant, yoksa bir hep hanımın ait olduğu topluluğa mı ait, bir hep hanımın geldiği etnik kökeni mi ait, bir hep hanımın yaşadığı coğrafyayla mı ilgili. Bu sınıflandırmalar bizim varyant anotasyonu dediğimiz, yani standarttan farklı gördüğümüz genetik özelliğin ne yaptığı, ne kadar yaptığı, nerede yaptığıyla ilgili bilginin adının konması. Tabii bunu yapan insanlara da çok ihtiyaç var. Bu da gene neyle oluyor? Siz elinizdeki veri havuzundan bilgiyi bu anlamda seçiyorsunuz. Ben bunu hep kadınlarda gördüm. İşte ben bunu hep sarışınlarda gördüm. Ben bunu hep işte Afrikalılarda gördüm. Çünkü yoksa bizim gece rüyamda aksakallı dede girip bu varyantı çok kötü, kesin patojenik demiyor. Ben bir sekanslama yapıp da bir gende orada olmaması gereken bir farklı nükleotit gördüğümde ona varyant dediğimde o varyantın ne yaptığını bilebilmenin yolu nedir? Ya bunun daha önce adı konmuştur, ha ben bunu gördüm işte sarışınlarda gördüm, Afrikalılarda gördüm. Ya ben bir genotip fenotip korelasyonu yapmışım. Dedim ki ben bunu diyabetlilerde gördüm. Şimdi bu da önemli. O yüzden klinikten gelen veri de tekrar işin içine girer. Bir genetik özelliğin sonucunda ortaya ne çıkıyor? Yani dışarıdan baktığınızda sizin de mesela kanser yatkınlığı yapan bir varyantınız var. O varyantınız dışarıdan herhangi bir fenotip yaratmıyorsa hastalığın kendisine kadar. O zaman zaten bu korelasyonu kuramıyorsunuz. Ama her meme kanseri olan işte 40 yaş altı kadında aynı varyantı gördükçe siz diyorsunuz ki ya bir dakika burada bu gördüğüm varyantla bu gördüğüm fenotip arasında muhtemelen bir ilişki var. Şimdi bu ilişkiyi değişik biçimlerde araştırabilirsiniz. Yani bu işte bir genome wide association study yaparsınız, daha böyle randomize bir şey yaparsınız, double blinded yaparsınız, translational yaparsınız, farklı yani çok farklı biçimlerde bakıyoruz. Ama eninde sonunda istatistiksel olarak ve biyolojik olarak anlamlı biçimde o gördüğünüz varyantı, o hastalıkla ilişkisinin adını koyduğunuzda bu sınıflandırmaya gidiyor. Onun da alt ayakları var. Böyle hop diye bu hastalık yapıcı da diyemiyorsunuz.
En az 3 farklı algoritmayla tekrar o veriyi analiz etmeniz lazım. Bu algoritmalar da kodlanan gende bir bozukluğa yol açıyor mu? Genin kodladığı proteinde bir bozukluğa yol açıyor mu? Proteinin 3 boyutlu yapısında bir bozukluğa yol açıyor mu? Proteinin eğer bilinen network'te görevleri ve farklı bağlantı yerleri varsa oralarda bir bozukluğa yol açıyor mu? Hala veri analizi yapıyorum farkındaysanız. Ve farklı kökenden gelen analistler kullanıyorum üstelik bu anlattığım hikayede. Sonra da şöyle sınıflandırıyorsunuz. İlla hastalık yapıcı, patojenik, muhtemelen hastalık yapıcı, yani bu standarttır yani SMG'nin şeyi. Hastalık yapıcı, muhtemelen hastalık yapıcı, beni şey yapmıyor sessiz, muhtemelen beni. Sonra da bizim meşhur VUS'larımız var. Variant of Unknown Significance. Ne yaptığını bilmediğim variant. Bunları hastaya aktarmak bazen çok zor oluyor. Ne yaptığını bilmiyoruz, peki neyi konuşuyoruz? Ne yaptığını bilmiyoruz ama bir şey yaptığını hissediyoruz. Ama böyle açıklayamazsın. Ve içine doğuyor, bu iyi çıkacak. Böyle bir şey yok. Onun da bir standart tanımı vardır. Ve o tanıma bağlı olarak da data curation deriz biz. Dönemsel olarak yeniden takip ederiz. Ne oldu? Ben gene veri işleyen birini kullanıyorum. Ne yapıyor bana? Ben bir gen okudum. Ne? Pıten genini okudum. Orada bir varyant gördüm. Ne yaptığını bilmiyorum. Ne yapıyorum? Aralıklı olarak veri tabanlarına bununla ilgili yeni bilgi düştü. Yeni bilgi düştüm diye bakıyorum. Bir noktada gene o biyolojik ve istatistiksel significance'e de doygunluk oluyor ve sınıf değiştiriyoruz ki bu hastalık yapacak. O zaman bunu gördüğünüz bütün hastalara geri dönüyorsunuz, onları çağırıyorsunuz, diyorsunuz ki ben senin işte sen koruyucu hekimlik şeyini, protokolünü değiştiriyorum. Çünkü senin taşıdığın ruh varlığa hastalık yapacak. Ya da o kişi gerçekten hastaysa, ve onun varyantı patojeniye döndüyse, mesela bir örnek vereyim yine, gerçek olsun, MSA ve CHEK2 geninde bir varyant gördünüz, önce VUS'tu, sonra patojenik oldu. Diyorsunuz ki aslında CHEK2 varyantı patojenik olduğunda hastalarda antrasiklin şeyi, direnci çok hızlı gelişir. Eğer senin kemo protokolünde bu varsa aman dikkatli olunsun, takibi daha yakın yapılsın, gerekirse de ilaç değiştirsin. Çünkü senin tümörün buna çok hızlı direnç kazanacak ve sen boşu boşuna kemoyu alacaksın ama senin tümörünü etki etmeyecek. Ha bunları biz her gün yapıyoruz yani böyle anlattığım şeyler bir gün olacak, gelecek falan değil. Rutinde eğer doğru bir ne diyelim sağlık kurgusu içindeyseniz yani mesela onkolojinin bunun örneğinde hakikaten interdisipliner bir onkoloji grubunuz vardır içinde beslenmeci de var, genetikçi de var, cerrahınız da var işte alanın uzman hekimi de var, işte data analistiniz de var, o da var, bu da var. Çünkü bazen öyle şeyler oluyor ki, benimle beraber çalıştığım bazı ekiplerde data analistine spekleri değiştirecek. Veriyi hemen orada anlam kazandırıyorsunuz. Diyorsunuz ki, confidence interval'ı kaydır biraz, bakayım hala böyle mi? Kaydırıyorsa daha öyle değil falan. Çünkü bazen çok acil müdahale etmeniz de gerekiyor ya da başka bir şansınız olmuyor. Şimdi her şeyi kolaylaştıran gelişme buydu. Sekanslama milyonlarca dolarken şimdi 5000 dolara düştü. Ha, neler oldu? Çok karışık ve büyük bir slide neler oldu? Yani 2001'de bunun şeyi çıkmıştı, road atası. Bugün vardığımız yerde gerçekten biz artık kişiye özgü tedavi protokolü, kişiye özgü ilaç, kişiye özgü koruyucu hekimlik uygulamaları noktasına geldik mi? Geldik. Yani her alanda geldik mi? Hayır. Özellikle bunu daha kolay yaptığımız iki alan var. Birisi onkoloji, diğeri psikiyatri. Bu iki alanda hakikaten şu vaat var ya, precision medicine ya da personalized medicine vaati. O vaat biraz gerçekleşiyor gibi. Çünkü neden? Kronik kompleks hastalık dediğimiz ya da işte hani yok tip 2 diyabettir, kalp hastalığıdır, poligenik birden fazla genin etkisi olduğu, genetik altyapının hastalığın ortaya çıkışını nasıl etkilediğinin çok da net olarak söylenemediği hastalıklarda bu kadar direkt olaya müdahil olamıyorsunuz. Orada da ama bazı alt gruplar var müdahil olabildiğiniz. Nedir? Gerçekten hastalıkla ilgisi olduğunu bildiğiniz bir ya da birkaç gen vardır. O genlerdeki değişikliklerinde adını koyabiliyorsunuzdur.
Sonra da ama o adını koyduğunuz meseleyi o işin uzman hekimine anlatmanız gerekiyor. İşte bununla ilgili şöyle bir örnek vereyim. Kardiyoloji alanında vereyim. Benim çok sevdiğim bir alanda bu çarapati dediğimiz kalpte sinyal taşıma yolaklarında genetik bozukluklar sebebiyle ortaya çıkan bir congenital dediğimiz genetik geçişli bir hastalık grubu var. Bu hastalık grubu içinde işte Burgada var, işte Long QT'ler var, şunlar bunlar. Yani sizin gündelik hayatta daha çok adını duymuş olabiliriz. Atrial fibrilasyon var mesela. Atrial fibrilasyon da tek bir hastalık değil aslında, şemsiye bir hastalık. Ve genetik girdisi var ve bir grubu var atrial fibrilasyon hastalarının. O genetik varyantı taşıyor. Siz bu kişileri standart uygulamada atrial fibrilasyonu önüne geçmek için ablasyon yapıyorsunuz. Yani kateterle girip oradaki sinirleri hissizleştirerek o ekstra sinyal taşımayı engellemeye çalışıyorsunuz. Ama bu genetik veri diyor ki sen buna boşuna ablasyon yapma. Ablasyon yapmana rağmen bu kişinin atrial fibrilasyonu geri gelecek. Şimdi bunu bir kardiyoloğa anlatmak bir genetikçi için ölüm gibi bir şey. Çünkü o bir başka öğretiden geliyor. Şimdi onu da görmek lazım. Bakın bizim çok iyi hekimlerimiz var. Çok konularını uzmanlar. Dünyada da böyle bu. Türkiye'ye özgü değil de düşünmeyin. Bu bizim genomic divide dediğimiz, genomic gap dediğimiz şey. Bu insanların hepsi 10 sene önce, 20 sene önce, 25 sene önce üniversiteden mezun oldu. O zaman böyle bir bilgi yoktu. O zaman eğitim programları da böyle değildi. Ve şimdi kliniğe geçtikten sonra şanslı olup da bu hekimlerimizden bir araştırma hastanesinde olup kliniğin bir araştırma ayağı olup o araştırma ayağının içinde de işte genetik falan varsa okey ama yoksa daha böyle bir head on klinik gittiyse siz işi invazif müdahale yapmak olan bir kardiyoloğa sakın ablasyon yapma bunun atrial fibrilasyonu geri gelecek dediğinizde onu ikna etmeniz çok zor oluyor. Çok zor oluyor. Bunun öbür tarafta tabii çok beni zorlayan ucu da şu oluyor. Onkoloji hastalarında çünkü hayatta tutmak istiyorsunuz ve zor ve ne yapsak her şey elimizi kolumuzu bağladığında yepyeni bir uygulama var hadi bunu deneyelim. İmmünoterapi dediğimiz bağışıklık sisteminizi programlayarak tümöre gidip sağlanmasını sağlayan bir sistem bu. Şimdi bak, immünoterapinin de aslında bir şey var, ön koşulu var. O ön koşul yerine gelmediğinde siz bunu hastaya gözü kapalı verdiğinizde gerçekten bir maceraya girmiş oluyorsunuz. Ve dünyada mesela bunun FDA'nin onay verdiği kullanım alanında o ön koşul yazar. Şu 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 parametreler yerine geldi ise ver, yoksa verme ya da sorumluluk alma. Ama başka yapacak hiçbir şeyim yok, deneyin. Bu gerçekten deneme ve ben bunu hani ben 3 senedir de Türkiye'deyim, 2,5 senedir de şimdi yaptığım işi yapıyorum. Bazen yani o olmayacak şeyler oluyor yani olmaması lazım. Yani yeniyse de heyecan vericiyse hiçbir zaman hani elinizdeki bütün verinin işaret ettiği aklın ve bilimin sınırının dışına çıkmamanız gerekiyor çünkü bu o zaman macera oluyor. Ve ben bu tür maceraları çok seviyorum, bu tür maceraları doğru bulmuyorum. Şimdi hastalığı anlamak için de neler yapmanız gerekir? Slide okudunuz mu ben konuşurken? şöyle, hem hastalığı anlamak için, hem ilacı, cevabı anlamak için, hem de o hastalığa etkisi olabilecek ilacı anlamak için gene veri bilimi. Yani mühendis olduğunu düşünerek söylüyorum bunu. Hastalığınız ortaya çıktığı ve nasıl ilerlediğini anlamaya çalışabilirsiniz. Yani nedir? Yapan bir genetik... Şurada şey vardı değil mi? Hangi istedi parça? Yok. Nerede? Where is? Şey nerede? Şu mu? Pointer. Bulamadım. Şu. Ha, çok güzel. Evet. Çocuklar yani doktoru görünce iyileşiyor. Okay. Hastalığı yapan genetik varyant çalışacaksınız, etki ettiği yolakları çalışacaksınız. O sırada bizim epigenetik dediğimiz, sizin dinamik genomunuzun çevreye verdiği cevabı kontrol edildiği mekanizmaları anlayacaksınız. Sonra bunu hem gerçek
de hem liva, hem laboratuvarda in vitro, hem de in silico dediğimiz artık böyle hücre, organ, doku modelleri, çiplerde tekrar doğrulayacaksınız. Ondan sonra bütün regülatörlerini tekrar doğrulayacaksınız. Geleceksiniz buraya, diyeceksiniz ki hastalık bu yüzden oluyor. Ya da diyeceksiniz ki ben buna şu ilacı verebilirim, şu şekilde tedavi edebilirim. Şimdi bu kadar masif data. Gerçekten mesela üç boyutlu düşünmeyi bilmeyi gerektiriyor. Neden? Bu biyolojinin temel paradigma şeklinden biridir. Dogmatik bir şeydir. Structure function relationship. Bir molekül, bunu biliyorsunuz değil mi? Herhangi bir solüsyonun içinde hiçbir zaman tek bir kimyasal formda bulunmaz. L formu dediğimiz ve D formu dediğimiz ve birbirinin aynı görüntüsü olan iki formunda bulunur. Bunu felsefik açıdan düşünürseniz, biraz tasavvuf okuduysanız hani bu ayna, suret, aslı ve sureti tam da bu biçimdedir. Ve bu iki form dengede durur her zaman. Ama bu iki formdan sadece biri biyolojik olarak aktiftir. Sadece o gider bir şey yapar. Öbürü sanki dört boyutta, yani uzay ve zaman dört boyutunda onun iz düşümü gibi burada o bilgiyi saklar. Ama bu form hiçbir zaman gidip bir şey yapmaz. Aynı şey mesela DNA'nın yapısına da vardır. Hatırlayın. Ya da biliyorsanız biliyorsunuzdur. Çift sarmaldır. İkisi birbirinin aynadaki görüntüsüdür. Ve biz bunlardan birini kullanırız. Sense strand dediğimiz. 5'ten 3'e giden üzerindeki bilgiden hareket ederiz. 3'ten 5'e giden bunun aynısıdır ama tersi. Aynı görüntüsü. Nadiren orada sakladığınız bilgiler vardır. Onu sonra çıkarıp sonra tersine yapıyoruz. Ha. Şimdi bu structure function relationship şöyle. Bir molekül doğru zamanda, doğru yerde, doğru şekilde olduğu zaman sadece işini yapabilir. Bu molekül bir başka molekülle haberleşerek, o başka molekülü bağlanarak işini yapıyorsa, o zaman diğeri içinde doğru zamanda, doğru yerde, doğru şekilde olması gerektiğini var. Yani siz bir ilacın etkin olmasıyla ilgili bir araştırma yaparken, o ilacın üç boyutlu yapısını ortaya çıkarttığınız gibi, o ilacın etkileşimde olacağı diğer bütün kimyasal moleküllerin de üç boyutlu yapısıyla ilgili veri üretmek zorundasınız ve oradan çıkarımız yapmak zorundasınız. Bu gerçekten çalışıyor. In silico, target identification dediğimiz şey. Bu benim geliştirdiğim kimyasal ya da benim zerdeçaldan ekstra ettiğim bu madde gerçekten gidip bu işi yapacak mı? Gene bir modelleme gerekiyor. Aynı modellemeyi şunun için de kullanıyoruz. Bizim drug repurposing dediğimiz bir alan var gene dünyada. O da nedir? EMA'nın yani Avrupa İlaç Ajansı'nın ya da FDA'nın Amerika İlaç Ajansı'nın halihazırda onaylanmış olduğu farmakokinetiği, işte farmakoloji, farmakovigilance, toksisiz falan bilinen bir sürü ilaç var. Ama biliyor musunuz siz dünyada ilaç ruhsatları nasıl alınıyor? İndikasyona göre alınıyor. Yani diyorsunuz ki ben İşte bu ilacı geliştirdim. Bu ilaç meme kanserleri için gidiyor, ruhsat alıyor. Ve siz meme kanserlerinde çalışan bu ilacı belli alt grup pankreas kanserlerinde çalıştığını keşfederseniz ya da görseniz bile bu ilacın ruhsatı meme kanseri için olduğu için bunu o hastaya kullanamazsınız. Ya da bir özel izin almanız gerekir kullanmanız için. Ama kanser ilaçlarının yenilerini geliştirmek çok uzun sürüyor, çok pahalı. Ona gelinceye kadar şu anda ruhsat almış, genel geçer kullandığımız pek çok ilacı bu şeyle veri analiziyle gösterilen potansiyel targetları var, hedefleri var. Drug repurposing dediğimiz şey, mevcut ilaçların bir başka bir etki mekanizması içinde rol var mıdır diye veri analizi, yani data mining yaparak, sonra da structure function analizi yaparak onlara yeni kullanım alanları yaratmak, sonra da bunların klinik araştırmasını işte düzenleyip gerçekten çalıştığını görüp sonra diyorsunuz ki ha bu tansiyon ilacıydı, işte şu kanserde çalışıyor. Aa bu bir antidepresandı, bu kanserde çalışıyor. Böyle ilaçlar var ve bunların kullanımı da var. Ve bu dünyada şu anda en çok yatırım yapılan alanlardan biri. Yeni ilaç üretme 20 sene sürüyor.
onu laboratuvarda hani analizini yapmak, iyi bir analist ve iyi bir computing power'la 6 ay sürmüyor. Üzerine de hemen hızlandırılmış fast track bir şey adım, klinik araştırma, 2,5 senede endikasyonu doğrulatabiliyorsunuz. 20'ye karşı 2,5, bitiş bölgesi sanatı. Ama bu data ile ilgili peki problemimiz ne? Problemimiz şu, bu big data, büyük veri. Evet, mühendisler için söylüyorum. Şu 4 şey, biri volume, gerçekten büyük. Yani öyle bir büyük, yani orta çaplı bir hastane, görüntüleme verilerini işte genom verisiyle birleştirip saklamak isterse, başka hiçbir şey saklayacak yeri kalmıyor. Yani öyle bir noktaya da geldi ki bu volume ya deniyor. Acaba ben bunu saklamak yerine, şimdi bunu üretmek bayağı ucuzladı. Ben bunu tekrar tekrar mı üretsem acaba? Yani saklamayayım da yeniden mi generate edeyim? Ama eğer bir dinamik bir dataysa ve değişecekse sıkta almak diye bir seçeneğiniz yok. İkincisi velocity. Yani çok da hızlı bazen bu datayı işlemeniz gerekiyor ve aktarmanız gerekiyor. Şimdi bu taraftan girdim. Aslında benim Avrupa Komisyonu'na da aynı, kamu sağlığı politika alanım da nadir hastalıklar, nadir hastalıklar ve biyobankalar için konuşacaktım ama yani bunları konuştuğumuzda aslında bunu nasıl bütün bu alanlara faydası olacağını da hemen sizin kendinizin bile çıkaracağını düşünüyorum. Bazen hızlı olmanız gerekiyor. Çünkü çok hızlı biçimde karar vermeniz gerekiyor, çok hızlı biçimde müdahale etmeniz gerekiyor ve o esnada o kocaman datayı dünyanın bir ucundan belki ucuna transfer etmeniz ya da transfer etmeden saklandığı cloud'da güvenli bir biçimde işleyip ondan bir sonuç çıkarıp ver ilacı, verme ilacı, al, alma, hani ameliyatı yap, yapma, aç, açma, bu kararı vermeniz gerekebiliyor. Bu hız içinde gene dünyada bir şey bekliyoruz, infrastructure'da yenilenme bekliyoruz. Bir başka şey, en başında söylediğim, data var da datanın formatı farklı. Yani özellikle bizim konumuzda, bırakın data formatını, biz daha şeyden itibaren sıkıntı yaşıyoruz. Hastalıkların isimlendirilmesi. Bizim kullandığımız bir sistem vardır, ICD, International Classification of Disease. Bu arada bir güncellenir, işte 9 var, 10 var, 11 geldi. Değişik ülkeler kendi sağlık sistemlerinde farklı ICD'leri kullanabilir. Ama ben mesela bazen görüyorum, rapor önümüze geldiğimizde hangi ICD ile hangi tanımlık olduğunu yok, hiçbir yerinde yazmıyor. Kardeşim ben o zaman bunu dijitalize edecek olan, nasıl edeceğim? Çünkü hiçbir unique identifier yok şey olan, herkes için geçerli olan. Yani hastanın adı ya da tanının adından başlıyor. Ha ondan sonra içine siz eğer genom verisi koyacaksanız benim affymetrix'im var, ben genel spektrum analizi affymetrix'e çıkardım, öbürü şeyle, abiyle çıkardım. Affymetrix verisiyle abi verisi hiçbir zaman zaten benim tutmaz, artık formatı farklıdır. Ne yapacağız? Ben bunları pool edeceğim. Çünkü ben merkez mesela, merkezim diyelim, ben Kayseri Genom Enstitüsü'yüm ve ben İç Anadolu bölgesine merkezi laboratuvarıyım. Bana işte Ankara'dan, işte şeyden, Kütahya, Ege'de kalıyor ya. İşin oradan şeyleri söylesene sana. Kayseri'de, Eskişehir'den, şu an buradan, hastanelerden veri geliyor. Ama verinin formatları farklı. Ben onu nasıl unify edeceğim? Bu problem, bu bütün dünyada problem. Ya da bunu nadir hastalık olarak düşünürseniz, nadir hastalık dediğimiz dünyada çok az görülen, yani 2000'de bir, 200'de bir, 2 milyonda bir, peki tedavisi için de dünyanın yaklaşım nedir? Herkes nadir hastalığı her yerde tedavi etmez. Zaten tedavi edilmez. Bunun dünyada belli yerlerde Center of Excellence'lar olur, mükemmeliyet merkezi. Mesela benim de içimde hicrandır, adının ve bizim koyduğumuz Behçet hastalığı için bizim dünyaya servis veren bir Behçet merkezimiz yok. Yok. Yani olması lazım ama yok. Evet, çünkü dünyada şöyle çalışıyor, bir merkez var, diyelim dışarıda muskular distrofi tip 2'nin bir mükemmeliyet merkezi var. Siz bu hastalığı Kanada'da da görseniz, işte Yeni Zelanda'da görseniz ne yaparsınız? Oraya gönderirsiniz. Çünkü Center of Excellence on. Şimdi bazen hastayı göndermenize bile gerek olmuyor. Veriyi doğru gönderebilirseniz. Veriyi oraya naklediyorsunuz, işleniyor ve size diyor şu, bu. Bu nadir hastalıklar konusu da en büyük problem tanının, yani bir hastanın ortalama tanı alma süresinin 7,5
sene olması ve bu 7,5 sene içinde gelişmiş ülkelerde 8 gelişmekte olan ülkelerde en az 6 farklı uzmanlık alanında hekim görülüyor. Tanı konuluncaya kadar. En üzücü olan tarafı genellikle bu hani yeni doğanla başlayan bir hikaye ise hastalığa sizin eğitimsel olarak ya da fizyolojik olarak, beslenme olarak, işte surgery olarak müdahale edebileceğimiz aralık orayı kaçırmış oluyorsunuz. Bunun olmasına gerek var mı? Yok. Şuraları biraz daha iyi çalışmak için, ciddi amroların daha iyi çalışması için gerçekten daha böyle uyanık, daha yaratıcı mühendislere ihtiyacımız var. Var. Çünkü biz veriyi çıkartıyoruz. Veri çok. Veri orada duruyor. Yani onu yeniden anlamlandırmak diye bir şey var. Ve doğrusunu sağlamak. Şimdi orada da tabii siz tekniğini geliştirseniz de bunun klinik tarafında şöyle bir problem de var. Veri kimin? Yani bir hastanın verisi, o hastaya bakan uzman hekimin mi? O uzman hekimin doçentlik dosyasını oluşturacak yayınlar için saklı tutulmasının ne hak, yani bu hakkınız birinde olabilir. Burada benim çok altını çizmek istediğim bir konu, buna katıldığım bütün toplantılarda her zaman söylüyorum, hakikaten bu verinin sahibi kim? Şimdi birincisi veri sizinle ilgiliyse verinin sahibi siz de olmalısınız. Ama daha önemlisi, eğer bu veri kamu kaynakları ile ortaya çıkarıldıysa, yani ben gittiysem de bir devlet hastanesinde test yaptırdıysam, o testi yaptırırken yapılan test gerek tanı amaçlı yapılmış olsun, gerek oradaki bir hocanın araştırma projesinin parçası olsun, o veri kamunun malıdır. O hastanın, o araştırma grubunun değil, o hocanın da değil. Ya da TÜBİTAK'ın verdiği ya da diğer kurumlar araştırma projelerinde herhangi bir genomik çalışma yapılmış ve bundan ortaya bir veri çıktıysa bu veri kamuya aittir ve saklanmaması gerekir. Kontrollü bir biçimde o veriden fayda sağlayacak o ülkenin bilim insanların erişiminde olmalı. Bu olmuyor. Hani hastayı sanki kendisi yaratmış gibi saklayan, teyze ediyorum herkese ama hekimler görüyorsunuz. Ver bakayım. Ama yani böyle değil. Böyle olmaz. Zaten böyle sonuç çıkmıyor. Yani bu dünyada bunun kötü örneğidir. Merrick diye bir şirket vardı. Meme kanseri genetik testi diye patent aldı. 16 sene boyunca biz dünyada bu testi yapamadık. Çünkü patent onlardaydı. Sonra Avrupa Komisyonu bu patenti alçul etti ve bir anda hani başka şirketlerde türediği laboratuvarları geliştirip yapabilmeye başladınız ama hatırlatalım, veri ne kadar çoksa o kadar anlamlı. Onların elindeki hasta sayısı hala hiçbirimizin elinde yok. Yani orada çünkü tanımlı bir havuz var. Anlatabiliyor muyum? Bu veri, veriyi paylaşan hasta veriyle beraber anlamlı hale geliyor. O yüzden bu elektronik hasta kayıtları falan dediğimiz şeyin içine genom datası da var, bütün verinin konulması da olayı değiştirecek. Başka bununla ilgili size söyleyeceğim. Siz mühendislerden istediklerimiz tam olarak da bu. Demin söylediğimi anlatan, bu slaytları alabilirsiniz ama görsel olarak tık 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 anlatıyor. Nedir? Şimdi gene en başına döneceğiz. Bir yönetici olarak sayıda. Önce veriyi çıkarttın, sonra o veriyi bloklar halinde anlamlandıracaksın. Şimdi biz biliyorsunuz, böyle bir insanın DNA'sını okurken hop en başından tuttuk ucundan GGATC falan diye okumuyoruz. Parçalar halinde tık 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 onları çıkartıyoruz. Sonra assemble ve alignment dediğimiz onları alt alta dizip sonunda baştan sona bütün o dizilimi oluşturan bir büyük bloka ulaşıyoruz. Bunu yapabilmek bile diyelim bundan 5 sene önce bayağı marifetti, biliyor musunuz? Yani o kadar da hızlı ilerliyor. Yani 5 sene önce siz ben işte dinine verisinin alignment'ını çok iyi yaparım dediğinizde wow falan diye hemen böyle yeni mezun biri olarak demek çok iyi işe gidebiliyorsunuz. Şimdi artık evet so what falan haline geldi. Çünkü o derecede hızlı ilerliyor.
Ama gene de daha iyi yapmak diye bir şey var mı? Var. Evet, daha iyi yapmak diye bir şey var. Sonra bu verileri anlamlandırmak, sonra boyutlandırmak, sonra da bunların saklanması ve taşınması olayı. Bunu da içerisinde anlamak lazım. Bakın bu kadar çok hacker hikayesi duyuyorsunuz. Aslında dünyada en önemli hack verilerinden biridir sağlık verileri. Zaten bu elektronik sağlık verisi dediğimiz, bu elektronik medical records ya da elektronik health records dediğimiz oluşum da en çok bu açıdan eleştiriliyordu. Çünkü bir kişinin sağlık verisini elinize geçirdiğiniz anda bir sürü şey aslında elinize geçirmiş oluyorsunuz. Geçenlerde hatta böyle büyük bir hastane şey yaptı, hacklendi. Sonra işte data çıktı, çıkmadı, kişi hakları, sigorta şirketlerinin eline geçer, geçmez. Bu maalesef hala tartışılır ve tartışılır derdi. Tekrar tekrar söylüyorum, sizden ihtiyacımız bu. Biz datayı generate ederiz, zaten ediyoruz. Ama bunun sonrasında bunun taşınması, saklanması, işlenmesi ve o işlenmiş datanın anlamlandırılması noktalarında bir interdisipliner çalışmayı öğrenmek gerekiyor. Yani çok iyi mesela anten, radyo, frekans yazılımı yapabilen arkadaşlar, temel mühendisliği olduğum için en sevdiğim şey de matematiksel modellemedir. Yani uzunca bir sürede böyle mesela işte Çemişoğlu'lar, Dürmarkov'lar da böyle EEG, EKG verileri falan modelliyordum. Sonra o verileri, Holter'lar dahil genotiple korele etmeye başladım. Acayip bir şey çıkıyor. Acayip bir şey çıkıyor. Yani çok anlamlı. Tabii sonra o anlamı yine kliniğe sokmak zaman alıyor ama çıkıyor. Çünkü şu anda benim danışmanı olduğum bu örnek, hadi Corporation of London'a taşıdım ama şirkette bizim bir aplikasyonumuz var. Bu aplikasyonumuz sizinle konuşan, cebinizde bir sağlık koçu gibi bütün sağlık verimizi siz izin verirseniz topluyor. Bütün gün topluyor. Mesela sana diyor ki, aha bir hep diyor, sen diyor Alplere çıktın diyor, orada diyor bugün diyor UV endeksi diyor çok yüksek. Senin kullandığın şey koruyucunun şey SP faktörü düşük gelecek, bunu daha yüksek ediyor falan olursun falan. Olmuyor. Böyle bir aynı takipte sizin mesela kardiyoloji datanızı takip ediyor. İşte hocam söyledi, günlük gün içinde kan şekerinizi takip edebiliyor. Buradan çıkan bir veri daha var. Bütün konuştuklarımızla ilgili. O da şu. Şimdi biz diyoruz ki önce genom, yani kodlayan genler. Tamam. Sonra bir de fenom var. Yani fenotip. Hani fenotip verilerini çok duyuyorsunuz. Üçüncüsü ve gene çok input gerektirdiğim olan behavior. Bir insan nasıl davranıyor? Davranışlarını modellediğiniz zaman o kişinin sağlıkla ilgili müdahalelere ne kadar bağlı kalacak, ne kadar riayet edecek, ilacını zamanında alacak mı gibi bir elimizde prototipi oluyor. Diyorsunuz ki ha bir kişi ödülle çalışıyor. O zaman aferin, aldığın ilacını gene alırsın diyorsunuz. Kimisi cezadan korkuyor. Onun mesela aplikasyonu diyor falan sonra hakikaten ciddi ciddi bu yapılıyor. Yani behavior modeling dediğimiz şey. Bunu da çok sık duyacaksınız. Çünkü davranışların sağlıkla çok önemi var. Çünkü biz aslında sağlıkta en büyük aşamayı nasıl almak istiyoruz? Hastalandıktan sonra insanları iyileştirerek değil, hastalanmalarının önüne geçerek. Bu da iyi alışkanlıklar oluyor. O zaman kötü alışkanlıklarında onları değiştirtmeniz gerekiyor. Aynı zamanda tabii bu davranış haritalandırması size daha ileri düzeyde manipülasyonlar içine beni sağlıyor. Kötü amaca girer, o kısmına girmeyin. Ama siz bunu zaten düşünebilirsiniz. Yani bir insanın belli bir durumda nasıl davranacağını bilmek size neler yaptırtır, nelere izin verir. Bunu da dedi, söyledik. Şimdi yine mühendislik açısından bakarsak, peki nerelere geldik? Genom tarafı falan tamam. Şimdi artificial intelligence dedik, yapay zeka, öğrenen makineler. Şimdi o öğrenen makineler için de algoritmalar yazıyorsunuz. O algoritmaları da genetikten öğrenip yazabiliyorsunuz. Çünkü en hızlı öğrenen algoritmaları genetik algoritmalar
tabanlı. İkincisi saklama alanları ile ilgili gene genetikten şöyle bir şey öğreniyorsunuz. Dünyanın en iyi in silico data depolama sistemi ne biliyor musunuz? DNA molekülünün kendisi. Ve insanlar şu anda DNA moleküllerinin içine senfoniler saklıyorlar. İşte kitaplar koyuyorlar. Hani eskiden uzaya kapsül gönderiyorduk içinde de işte selamun aleyküm şey falan yazıyorduk ya da sistemimizi kaydediyorduk ya. Sabah şerifleri hayırlı olsun ne diyormuş Türkiye'den gideni. Gerçekten öyle diyormuş yani. Tecikistan'dan da gideni. O, onu daha ileri düzeyde bir DNA çip gibi düşünün. O DNA'nın kodu içinde bir işte ıtri'nin bir eserinin tamamının kodu olacak. Süper değil mi? Yani ne kadar bir yerde saklıyorsunuz? Terabyte'ı. Bakın vücudumuzdaki her hücrenin, çekirdeğinin içinde bütün bir genom duruyor. Siz çıplak gözünüzle vücudunuzdaki bir hücreyi görebiliyor musunuz? Göremiyorsunuz. O hücrenin çekirdeğini düşünün. O çekirdeğin içindeki DNA'yı düşünün. O DNA terabyte düzeyinde veri saklıyor. Yani zaten yazılmış. Demek ki yazılabiliyor. Hakikaten veri için süper bir model ama dünyada da kullanılıyor. Ha, teknolojik olarak dedik ki işte bu yapay zeka, machine learning, işte bu mobil atlar, bu mobil atlar hem güncel haber alıyor, glukoz sensörü, kalp sensörü, sizinle konuşabiliyor, size davranışını değiştirebiliyor. Wearable'lar dediğimiz, yani hissetmeden, mesela ben maraton koşuyorum, işte koşup çıkarken giydiğim bir kılıklar var. O kılıkların içinde de küçük mikroçipler var. Benim tenime değerek dolaşımın şu oldu, VO max'im bu oldu, şu anda laktik asidim bu kadar yükseldi falan. Bana bütün bunları söylüyor. Yani şaka değil şu anda. Hatta siz bile, ne bileyim işte iPhone kullanıyorsanız, iHealth, işte Fitbit, ne bileyim işte Samsung Health falan yükleyerek buna benzer kendinize ilgili bir sürü veri çıkar. Bugün kaç adım attım? İşte ne kadar yağ yakabilirim o kadar adımla, işte ne kadar nefes aldım, wearable'lar, giydiğiniz görüntüleme, tedavi ve hatta tanı cihazları. Bunlar da gene teknoloji ürünler. Ve bunların hepsi de gene veriyi alacak. Yani orada iyi sensörler, demek ki olay ona da gidiyor değil mi? Antenler, hani sensörler, mikroçipler. Mesela size şu örneği vereyim. Bundan seneler önce ve aynı zamanda bir güvenlik uzmanıyım. Eskişehir'de bir Teknokent'te bir firmaya güvenlik alanında çalışan bir firmaya sene 2005 falan, şimdiki kadar çok önceydi. İnsansız hava aracı yapan bir firmaya kendi kendini tamir eden self-healing kompozit üretimiyle danışman yaptığım projede DNA sensörleri koymuştuk. Bu self-healing kompozit şöyle bir şey. Şimdi siz bir uçak yaptığınızda ya da bir insan hava aracı yaptığınızda onu yapmak için kullandığınız materyal aslında tabii ki sürtünmeye bağlı ve aşınmaya işte kullanımına bağlı olarak böyle mikro çatlaklar yapıyor. O çatlaklar büyüyor büyüyor sonunda daha kritik başka bir çatlağa gidebiliyor. Eğer sizin o kompozitin yapısı içinde o çatlakla ilgili bir sensörünüz varsa diyor ki size abi diyor öyle konuşuyor. Hani ben çatladım buradan gideceğim diyor. Siz kompoziti öyle bir yapıda yapabiliyorsunuz ki o mikro çatlak başladığında tık diye orada bir ara katman da tekrar rezini bırakıyorsunuz. Kendini kapatıyor. O çok küçük çatlağı görebilecek en iyi gözle ne yapıyorsunuz? DNA'dı. Nanosensör yaptık. DNA nanosensör. Self-healing polymer'da sensör olarak kullanılan. Çalışıyor mu? Çalışıyor. Aynı sensörler mesela suda patojen yakalamak için de kullanılıyor. Olay derinde. Yani mesela Afrika'ya bilmem hiç gittiniz mi? Orada hani bizim ülkemizin de gönüllü insanların çok güzel çalışmaları var. Su kuyusu açmak için falan. Ama aynı zamanda salgın hastalık da var. Mesela hekim olarak yapacağım şey. Siz drone'la bölgeyi gözetleyip, onu gönderip, oradan bir su örneği alıp, olay yerinde bir mini laboratuvarda bu tür electrochemical sensörlerle ostaki patojenin tayinini yapıp, ona göre gerekli tedavi edici antibiyotik haberini verip, sonra bir başka uçakla oraya attırabiliyorsunuz.
Bunlar şu anda oluyor. Hiçbirisi de bilim kurgu değil. Sürenin bittiğini bana hatırlattığınız için teşekkür ederim. Buraları zaten benden sonra çok harika konuşmacılar var, daha detaylı anlatacaktır. Son bir dakikada bizim işte bu yeni hasta formatı diye bu slide'ı koyuyorlardı. Aslında artık bu da yok. Yani sen duruyorsun, herkes seni gözetiyor diyor. Artık bir interactive bir patient modeli var. Patient engagement dediğimiz hastanın kendi kendine de sağlığın niye gelmiyor? Okay. Şimdi benim ilk konuşmalarımda sonunda da bir toplasaydın ya, çok başka yerlere gittin diyorlar Türkiye'de. O yüzden artık öğrendim. Şöyle bir veri adına bunu fotoğrafını çekerseniz bütün anlattığımın sonunda sizden ne beklediğinizle ilgili her şeyiniz olur. Budur arkadaşlar. Bunlar oluyor ve biz mühendislerden veriyle ilgili bunu istiyoruz. Çok teşekkür ederim ilginize. Umarım size başka bir görüş açısı sağlayabilmişimdir. Sorularınız varsa arada konuşuruz.